Evet, şu anda Bahar Ganj kentindeyiz. Burası Yeni Delhi. Bugün 1 Aralık 2011 Cumartesi. Şu anda Ağra yolundayız. Evet, Hindistan'da Türk izlerini takip etmeye devam ediyoruz. İşte en muhteşem eserleri bizim atalarımız vermiş. Burası da Red Fort. Babur İmparatorluğu döneminde eski Delhi'de, Old Delhi burası, inşa edilmiş muhteşem bir yapı. Babur İmparatorluğu döneminde Şah Cihan tarafından yaptırılan Red Fort. İşte eski Delhi'de bu muhteşem eser hem yabancı turistlerin hem de yerli turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Ve Türk'ün gücü Hindistan'dan mimari de böylece boy veriyor. Red Fort'ta mermerin ahşap gibi işlendiği zarif ince görüntüler. İşte Hindistan'da Müslümanlar akın akın Cuma namazı kılmaya gelmişler. Cuma'yı hep birlikte eda ettik. Dünyada hiçbir millete aynı anda iki imparatorluk kurmak nasip olmamış, Türklerden başka. İşte Batı Hunları ve Asya Hunları ve Babür Türk İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Tarihte aynı anda iki imparatorluk ki Osmanlı İmparatorluğu 7 milyon kilometre kareye ulaştığı gün, Babür İmparatorluğu da Ağra'ya kadar gelmiş ve 5 milyon kilometre kareye ulaşmış. Beşeri açlar için yapılmış en büyük, en gösterişli anıt Taç Mahal. Evet, burası Ağra. Dönemin Hindistan'ın başkenti, Türklerin hüküm sürdüğü, Hindistan'da Türklerin adalet tarttığı, kurtla kuzunun Ganj Nehri'nde beraber su içtiği dönemlerde, işte 6. hükümdar Şah Cihan, sevgilisi, hanımı Mümtaz Mahal rahmetli olunca onun anısına yaptırdı bir abide, aşk abidesi. Burada aşıktan ziyade biraz maşuktan söz etmek istiyorum. Mümtaz Mahal 14 çocuk vermiştir kocasına. 13 çocuk vermiştir. 14. hamiledir. O arada Burhanpur bölgesinde bir isyan çıkar. Şah Cihan isyanı bastırmak için ordularının toplu başına geçip bölgeye intikal etmek üzere giderken eşi Mümtaz Mahal da kendisini yalnız bırakmaz ve 9 aylık hamile olmasına rağmen eşinin yanında sefere katılır ve yolda çocuğu doğururken ölür. Türklerde hamile kadının çocuk doğururken ölmesi çok kutsal bir manaya gelir. Bu sebeple kocası büyük yasa girer. 7 gün çadırdan çıkmaz. Çadırdan çıktığında saçları ve sakalı bembeyaz olmuştur. 2 sene yas tutar. İşte 1632 senesinde 31'de eşi rahmetli olmuştur. Bu Taç Mahal yaptırmaya karar verir. Bu mezarlıktır. Eşi için yaptırdı. 20 sene sürer. 20 bin işçi her gün çalışır. Mimar Sinan'ın talebeleri Mimar Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi İstanbul'dan davet edilerek buraya bu muhteşem eserin ortaya çıkması sağlanmış olur. Etrafında yaptığı süresini yine İstanbul'dan davet edilen Mimar Serdar Efendi yazmıştır. Buram buram Türk kokan, işte Taş Mahal, çok önemli bir yansıma özelliği var. Bir de ses akustiği çok dehşetli, yani bugün bile müzik dünyasına ilham olacak bir akustik var. Kubbenin altında Zahitler Rukiye'de birisi bir kelime söylediği zaman 7 defa kelime yankı yaparak kendisine geliyor. Böylesine ses ve ışık düzeni, işte mermerler ince, mavi çizgilerin kullandığı beyaz mermerler Türk mimarisinde ilk defa Taş Mahal'de görüyoruz. Burası sevgili öldüğü zaman bütün cihan ölmüştür diyerek sevdasını mermerlere kazıyan sevda erlerin abidesi Taş Mahal. Evet, işte bir efsane de Taş Mahal için anlatılıyor. Bu 1652 senesinde Taş Mahal'in yapımı bitiyor. Ancak etrafındaki iskelenin sökülmesi 5 seneyi alır diyorlar Şah Cihan'a. Şah Cihan da çok zeki bir hükümdar. Bir çözüm buluyor. Diyor ki o iskeledeki tuğlalardan kim alırsa o parça kendisinin olacak.
Zaten insanlar burayı çok seviyorlar. Çok dile düşmüş. Dünyada konuşuluyor. Herkes bir parça almak için çabalıyor. 5 senede sökülecek denilen iskele bir günde insanlar tarafından alınıp götürülüyor. Şu anda Taş Mahalle'deyiz ve burası da mescit olarak kullanılıyor. Bu mescit daha sonra inşa edilmiş. Cuma günleri sadece Müslümanlar Taş Mahalle'ye girebiliyor ve burada namazlarını eda ediyorlar. İmamımız Sadık sağ olsun, kendisi Hindistanlı. Burada imamlık yapıyor. Bu kardeşimiz de burada temizlik işlerine bakıyor. İşte sağ olsunlar. Türkiye'ye Taş Mahal Mescidinden selam olsun. Evet, işte Ağla Kalesi. Şah Cihan son dönemlerinde bildiğiniz gibi devlet işlerine fazla ilgilenmeyince İştal Bey'le devrilip bu kalede bir odaya hapsediliyor. O da Taş Mahal'i göreceğim bir yer olsun diyor. Benim için yerin altı da birdir, üstü de birdir diyor. İşte buradan Taş Mahal'i seyrederek hayatını tamamlıyor ve son nefesini Taş Mahal'e bakarken veriyor. Efendim. Türk Turan ellerine selam olsun.